El içine çıkamaz olduk. Kimi görsem olanı bir tane sorayım. Ya sorucular elbet. Biz de cevap verecek hanım. Sen yüreğini yorma. Bir şey demeyeceğim anneciğim. Ömer. İyi misin sen annem? Cevizim'in hiç. Sana ne oldu? Çatışma sırasında bir patlama olmuş. Geçirdiği travma sonucu da hafızasını kaybetmiş. Ama geçici bir durum. Korkmayın. Doktorlarımız gereken her şeyi yaptılar. Fiziki hiçbir sorunu yok. Yalnız psikolojik destek almaya devam edecek. Sizler de ailesi olarak bu süreçte yanında olursanız bu süreci kolay atlatacaktır. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ya ben annesiyim. Öylece baktı, sarılmadı bile. Maalesef. Şu anki durum bu. Komutan. Yanındaki kız kim? Türkmen bir kız. Adı Gülşat. Ömer'i patlama sırasında alıp saklamış. Askerlerimiz Ömer'i bulana kadar da yaralarını sarmış. Allah razı olsun. Ah Cevizim'in için sen neler yaşamışsın. Rabbim onu bize bağışladı ya. Buna da şükür. Peki. Biz konuşmaya çalışsak, unuttuklarını hatırlatmaya çalışsak bir faydası olur mu? Doktorları sizinle görüşecektir. Zorlanmaması gerekiyormuş. Üzerine gitmeyin. Sadece sorduğu sorulara cevap verin. Biz her zaman yanınızdayız. Merak etmeyin. Sağ olun komutan, sağ olun. Bak. Bu baban. Bu da sensin. Annen,
Bu da amcan. Başka fotoğraf var mı? Olmaz mı oğlum? Bir dünya fotoğraf var. Geç otur sen şöyle geç. Gel. Geç otur, geç otur, geç otur. Gel anneciğim. Bak. Bak, bu benim Rafığım Seyid Ali. Akma güleci olduğuna katır gibi inatçıdır o. Ha bu da onun kızı Melek. Defne. Biraz yatabilir miyim? Elbette anne. Yatağın hazır. Gel, gel ben göstereyim sana yatağını. Thank you.